Sabırdan cesarete, duygudan bilince, Nesimi'den bir sultana yol eylemeli. Sevdanın gücüne zor dayanmıyor. Güneşe doğru yol eylemeli. Tarihin hükmü zora dayalı. Ateşten yürekler, sabır mecali. Çekici, örse, vur eylemeli. Zalimin zulmünü dur eylemeli. Bedrettin ışığı varidat ile. Nesimi'den Nazım'a umut olunmalı. Kervan ile semaha şark eylemeli. Derdimi dermana var eylemeli. Değerli konuklarımız, panelimize katılım sağlayan demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, siz kadınlarımız, panelimize hoş geldiniz. Düşümüz var bizim, düşlerimiz var. Vazgeçemeyeceğimiz düşlerimiz var. Sevgiyle, aşkla, inatla vazgeçemeyeceğimiz düşlerimiz. Açız biz, susuzuz. Demokrasiye, insan haklarına ve barışa. Açız, susuzuz. Katliamlar ülkesinde yaşıyoruz. Bugün düşünceler hala prangalı. İnsan hakları alabildiğine ihlal ediliyor. Kadının dünü, bugünü tartışılırken bizim de kadın muhasebeciler olarak varlık nedenimizi aslında açıklamış olacağız. Kadının dünü bugünü derken geleceği görmek için geçmişe gitmek gerekli. Anadolu kadını. Mevlana der ki, erkek korkudur, dişi umuttur. 13. yüzyıl. Hacı Bektaşi Veli der ki, erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Sultan Akbağ da der ki, kıblem sensin, yönüm sana dönerim. Mihrabımdır iki kaşın arası. Oysa bugün bize ne diyorlar? Sürtük. Bize sürtük diyorlar. Sadece bize mi diyorlar? Öğretmenlere, doktorlara, avukatlara, çiftçilere, erkeklere çapulcu diyorlar. Terörist diyorlar. Çiftçilere şükürsüz diyorlar. Asalak diyorlar emeklilere. Erkeklere çürük diyorlar. Korkunç bir şekilde bir şiddet dilini yaygınlaştırıp ayrıştırıcı bir dil kullanarak toplumu parçalamaya, bölmeye çalışıyorlar. Çocuklarımız tecavüze uğruyor, istismar ediliyor, alet edilen akademisyenler, politikacılar, tarikatlar, hatta bilim adamları aracılığıyla 12-16 yaş doğum için uygundur. 15 yaşın iradesi vardır. Evlenilebilir. Gibi söylemleri meşrulaştırılarak bir algı operasyonu yaratarak anayasal düzenlemenin altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar. Evde, sokakta, her
her yerde şiddet. Her gün bir kadın, bir kadın daha, bir kadın daha, her gün üç kadın şiddetten erkekler tarafından öldürülüyor. Kadın cinayetleri adi bir suçmuş gibi algılatmak isteniyor, aileler paramparça oluyor, çocuklar ortada kalıyor. Bunlara tanık olan bizlerin psikolojimizde başka sorunlar yaratıyor, yüreklerimiz yanıyor ve bu yangın hiç bitmiyor. Kadınlar ekonomik şiddete, fiziksel şiddete, daha da derini psikolojik şiddete maruz kalıyor ve büyük yaralar alıyor. Kadının eteği, şortu, kalkışı, katli için vacip sayılıyor. Kadını bir cinsel obje, bir meta, kocasının malı, diğerlerinin ve hatta mahallenin namusu gibi cinsiyetçi bir ayrışma dili ile, anlayışı ile katlediliyor. Bu anlayış sosyal, kültürel, hukuksal tüm alanlara dayatılmaya çalışılıyor. Amaç, siyasal İslamcı bir anlayışı hakim kılmak, kadının toplumsal mücadelede sokaklardan almak, eve hapsetmek. İşte bu yüzden biz diyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Kapitalizm doğası gereği ekonomik kriz hiç bitmiyor. Dağlarımız, ormanlarımız, nehirlerimiz, üzümümüz, zeytinimiz peşkeş çekiliyor, topraklarımız zehirleniyor. Geleceğini sahiplenemeyen gençlerimiz mutsuz, umutsuz, güvensiz, çaresiz. Bu duyguların yarattığı depresyon ve psikolojik şiddet. Konserler, törenler yasak. Akademisyenler tutuklu, gazetecilerimiz göz altında. Daha çok şey sayabiliriz. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi bozuk düzende sağlam çark olmaz. İşte bütün bu haksızlıkların, zulümlerin karşısında olabilmek için derneğimiz kuruldu. Her şeye rağmen, her türlü zorbalığa, dayatmaya karşın kadınlarımız çok ama çok mücadele ediyor. Toplumsal adalet, toplumsal eşitlik için çok mücadele ediyor. Bizim de bu mücadele içinde tuzumuz bulunsun diye bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. Kadın Muhasebeciler Derneği, muhasebecilerden oluşan meslek sorunlarımızla mücadele ile birlikte aynı zamanda bir kadın hareketidir. Her toplumsal talep örgütsel bir güç ile elde edilir. Herhangi bir kesim ne kadar haklı olursa olsun bireysel mücadeleyle hiçbir şey elde edilemez. Toplumun iki dinamik kesimi, kadınlar ve gençler. Yaşamın yükünü biz kadınlar taşıyoruz. Değişimin, dönüşümün dinamikleri bizleriz. Umudumuz var bizim. Umutlarımız var. Bunları aşacak umutlarımız var. Bir atasözümüz der ki, karanlık ne kadar büyük olursa olsun, bir mum ışığı onu parçalar. Biz kadınlar sevgi dolu yüreklerimizle mücadele edeceğiz. Biz feyzimizi Anadolu kadınından, Fatma Bacı'dan, Kadıncık Ana'dan alıyoruz. İyiliği, güzelliği bulaştırmak istiyoruz. Biraz faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Bizim mutluluk heybemiz var. 8 Mart'larda alanlarda oluyoruz, mutluluk heybemize koyuyoruz.
Her ay bir kitap alıp okuyoruz. Kahvaltıda toplanıp kitabı tartışıyoruz. Mutluluk heybemize koyuyoruz. Kültürel faaliyetlerimiz, doğa gezilerimiz ruhumuzu besliyor. Mutluluk heybemize koyuyoruz. Ve mutluluk heybemizi hepinizle paylaşmak istiyoruz. Demokrasiyi yeniden inşa etmek için, adaleti, hukuku hakim kılmak için, mesleki sorunlarımızı için, cinsiyet eşitsizliği için, tüm demokrasi güçleriyle birlikte mücadele etmeye, derneğimize güç katmaya siz kadınlarımızı davet ediyoruz. Çok faşist bir yağmur yağıyor. Sanırım kocaman bir şemsiyenin altında toplanma zamanı dedi Ferhan Şensoy. Işıklar içinde uyusun. Biz de bunu diyoruz. Tüm demokrasi güçleriyle güçlerimizi birleştirmek için. Dert bizde, derman ellerimizde sevgili kadınlarımız. Hoş geldiniz. Şimdi feminist dramayı sahneye davet edeceğim ama ondan önce feminist dramayı çok kısa bir tanıtmak istedim. 3 yıl kadar önce feminist drama atölyesinde bir araya gelen kadınların tiyatro yapma isteğiyle bu grup doğdu. Bu kadınlar 7 yıl önce kurulmuş olan İstanbul Düş Sahnesi adlı tiyatro ekibine dahil oldular. Ne yapar feminist drama kadınları? Kanayan sorunu olan kadın cinayetlerinin farkına varıp geliştirmek adına hazırlamış olduğu Jeanne d'Arc'ın Dönüşü adlı oyununun kadrosunda yer alıyorlar. Feminist drama kadınlarının asli hedefi kadın olarak varoluşumuzu tehdit eden tüm söylem ve eylemlere karşı sözlerini sanatla ifade ederek hem kendini geliştirip farkındalığını artırmak. Şimdi feminist dramayı sahneye davet ediyorum.